yıldır Joker'desin. Ve bildiğimiz gibi evinde minik bir hayvanat bahçesi kurmuşsun. Evet. iki papağan bildiğim kadarıyla, bir kedi ve evet. bir köpek mi evet. yaşıyorsun? İki büyük cins papağanım var. İkisi de birbirinden nefret ediyor. İkisi birbirinden ayrı cinsler. Bir tane köpek var, bir tane de kedi var. Evet, son katılan da kedi. Daha doğrusu benim olup sonradan aileye katılan. Peki bakımları zor olmuyor mu? Zor ama hani seven için çok planlı düşünüyorsunuz çünkü. Hani ne yapacağınızı biliyorsunuz, sabah uyanınca işte hangisine ne hazırlayacağım, ne yapacağım, onun için dışarı çıkaracağız, ötekinin yemeği işte var mı, suyu taze mi, kuşlarınki zaten belli. Kendime yapmadığım salataları onlara yapıyorum. Ya sevince oluyor, sevmezseniz, yani sevmezseniz değil de hani çok bilmiyorsanız inceliklerini çok zor. Yani katlanılacak gibi değil aslında. Anladım. Peki gayrimenkul danışmanlığıyla alakalı düşünürsek, bölge olarak Fenerbahçe bölgesi ve sık sık evcil hayvanlarınla sahada ve bölgendesin. Evet. Değil mi? Tüm bölgemizde online'ız. Takip edenler biliyor. Peki papağanlarınla tanındığını duyumunu almıştım ben daha evet. evvel. Yani birkaç alakasız görüşmede nereye çalışıyorsunuz? İşte Fenerbahçe'ye çalışıyorum diyorum. Aa diyorlar işte papağanlarımdan da bahsediyorum konu içerisinde. Sonra diyorlar ki aa biliyorum siz o sokakta papağanla gezen hani kız mısınız? Evet diyorum ama benim şu sokakta görmüştüm. Başkası başka sokakta görüyor. Merhaba. Ay merhaba. Evet canlı örneğini yaşıyoruz. Evet. Dışarıdaki insanların sana karşı olan iletişimi anladığım kadarıyla daha kolay oluyor değil mi? İletişimde kalmaları. Evet, normalde bu hayat şartlarında biliyorsunuz hani kimse evet. kimseye selam vermiyor. Hani yanımızdan geçtiğimiz insanları görmüyoruz bile çoğu kez hayat koşturmacasından. Ama işte onlar olunca mesela normalde hanımefendiyi gördünüz yani. Hani normalde hiç yani iletişimi olmayacak birisi burada yoldan geçerken. Ama böyle gezinirken köpek seven köpeğe yöneliyor, kuşu fark eden aa diye şaşırıyor. Yani şurada trafiği kesip arabanın içerisinde camını açıp böyle aa papağan mı o? Hani falan diye böyle trafiği durdurup arkadan korna yiyen insanlar bile oldu. İletişimi kolaylaştırıyor çünkü aslında basit varlıklar. Aslında onlardan öğreneceğimiz evet. çok şey var. İletişim aslında çok kolay bir şey. Bir gülümsemeyle, bir merhabayla, işte bunun için mesela bir yaşaşaşayla başlayan çok basit bir şey aslında. Bunu birbirimizden esirgiyoruz. Bölgemde de bunun hani faydasını o şekilde görüyorum. Sadece bir bölge gezisi, bölge çalışması olmuyor. Onlarla birlikte hem onlar hava alıyor, ihtiyaçlarını gideriyor. Hem de insanlarla biraz sempatik temasta kalıyorsun değil mi? Evet, insanlarla iletişim kuruyorum. Yüzüm biliniyor burada en azından. Tanırlık evet, tanırlığım artıyor. Böylece onların hani gezmeye ihtiyacı var. Benim de bölgede neler oluyor, yeni ilanlar çıktı mı, işte hangi bina yıkılıyor, hangi bina tamamlandı bunları bilmeye ihtiyacım var. Dolayısıyla hem ben gezerken ya yani onları ayırdığım vakti aslında iş vaktimle birleştiriyorum. İşe bölge çalışmama ayırdığım vakitle birleştiriyorum. Böylece ikisini bir arada yürütmüş oluyorsunuz. Evet. Kazan kazan mantığıyla. Şahane gerçekten. Peki biraz özel olacak ama bugüne kadar yaptığın, daha doğrusu bugüne kadar başardın yaptığın, toparlıyorum. Diyemedim. Gülme. İrem yapmasana, rezillik. Bekliyor. Evet, ay bebeğim yazık, üşüdü o da. Saat yazıyor anıdaki. Dolarla endeksi çalışıyorlar. Tabii ki. Yani Avustralya, çok zor dışarı çıkardım onları. Değil mi, kurlar farklı tabii orada. Kurlar farklı. Bugüne kadar yaptığın, sana göre en büyük, evet ya hayatta başardığım dediğin şey ne? Zor bir soru. Ya yani, hiç düşündün mü bunu? Hiç düşünmedim şu an. Evet, çok hazırlıksız diye kalandım papağandan sonra. Ya birçok şey başarmışızdır. Herkesin başarı anlayışı kendisine göre değişiyor tabii ki. Bazen çok küçük bir şey başarma hissi veriyor tatmin ediyorken. Bazen hani çok çaba sarf ettiğin bir şeyde başarmışlık hissine bir türlü ulaşamıyorsun. Yani düşününce... aslında benim en büyük başarım yaşamak diyebilirim. İndalıyor. Bu ülkede yaşadığım her gün başarı diyebilirim.
diyormuş. Son zamanlarda bu. Şaka bir yana yaşamak diyebilirim. Ben lisanslı at binicisiyim. Bir kez daha bir şeyler öğrendik İrem. Gördün mü? Hazır mısın at üstünde çekim yapmaya? Hayvan olarak yani bunu şaşırtmaması lazım bile. 2017'de ben bir gün başüstü attan düştüm hiç beklemediğim bir anda. Karaciğerim hasar aldı. Yani kaburgalarım karaciğerimi parçaladı ve iç kanama geçirmeye başladım. Ömerli'den de daha uzak bir noktada, 45 dakikada ambulansın geldiği bir noktada, yerde öylece 45 dakika iç kanamayla ambulans bekledim. Sonra ambulans geldi, hastaneyi bulamadı. Bir saatte ambulansla gezdim. Hastaneye vardığımda artık çoklu organ yetmezliğine giriyordum neredeyse iç kanama sebebiyle. Yaklaşık 13 gün hastanede yoğun bakımdaydım. Ondan sonra da eve çıktım. 3 ayda sağıma soluma bile dönemediğim bir pozisyonda sadece yatarak sırtüstü bir süreç geçirdim. Ve orada düştüğümde atın hani ayaklarının başımın üstünden geçtiği andan o hastaneden çıkışımın anına kadar aslında yani ne diyeceğimi unuttum. Attan düştüğümde o atın ayaklarının kafamın üstünden geçtiği andan hastaneden çıkışıma kadar aslında ölmemeyi başardım ben. Çünkü asla ölümü düşünmedim. Yaşama hani sıkı sıkı bağlandım. Çünkü tek düşündüğüm şey işte çıktığım gün, hastaneden çıktığım gün, yeniden spora başlayacağım gün, arkadaşlarımla tekrar eğleneceğimiz gün, gezemediğim o diğer ülkelere gideceğim günler, gerçekleştiremediğim yarım kalan hayallerimi gerçekleştirme beni hayata bağladı. Dolayısıyla aslında hayattaki en büyük başarım %15'lik bir şansın kıyısından dönüp yaşama tekrar tutunmak oldu, yaşamak oldu diyebilirim. Hiç bu kadar beklemiyordum. Ben de. Hoş değilim ya. Nermin, sana göre yetenekli olduğun alanların sınırı var mı? Yetenekli olduğum alanın sınırı yok, sınır tanımam çünkü çok tutkuluyumdur yeteneklerim konusunda. Yani tutkuyla yapmak isterim o şeyi ve sonuna kadar hani bırakmam, sonuna kadar yani o finish çizgisinde bayrak kalkana kadar da umudumu kaybetmem, sonuna kadar savaşırım. Ama içime sinmeyen, böyle sevmediğim şeylerde de öyle sınırlar koyarım ki yani yeteneği olan da geçemez. Bunu çok dedi yaşıyoruz biz. Senin müşteri gayrimenkul pazarlamada müşterileri. Ay, o soruyu unuttum kız bu. Burada yazmış benim abi. Benim de var. Peki, gayrimenkul pazarlarken diyor. Müşteri görüş. Gayrimenkul pazarlarken, müşterilerinle görüşürken, o esnada seni en çok heyecanlandıran şey ne? Ya ben onu şöyle nitelendiriyorum. Müşteri görüşmeleri bana maç gibi geliyor. Evde çok maç izlendiği için direkt oraya şey yapıyorum. Görüşmeye başladığımızda hani iki tarafta 0-0. Ama işte mesela benim sunduğum her bir detaya olan ilgisi, işte her mülkün beğendiği taraflarıyla ilgili her işte olumlu düşüncesi benim haneme yazılan bir skor gibi geliyor. Ama müşterinin amayla başlayan her bir cümlesi ya da işte var mı diye biten her sorusunun sonunda işte onu tatmin etmeyecek bir cevap ya da olumsuzluk olması haline de onun hanesine yazılan bir skor gibi geliyor. Mesela sonuca doğru ilerlediğimizde eğer hani öndeysem hani şey olur ya böyle uzatmalar da artık bitmek üzere böyle hani önde evet. Takımınız kazanıyor o hissi hani mutluluğu yaşıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz ama aynı zamanda da son dakika gol yer miyim acaba hani sonuca gidemez miyim diye bir böyle ufak bir heyecan bir böyle hani şey olur ya. Beni en çok heyecanlanan nokta orası oluyor. Sonuca giden noktada galiba. Sonuca giden noktada sonuçlanmak üzere olan işlemin o bana hissettirdiği anlayamazsınız. Anlatamam anlayamazsınız. Orada kalabilir mi acaba? Orada kalabilir mi? Lütfen. Görüşmeleriz dur. Orada kalsın. Rica ediyorum ya. Nermin son olarak kapatırken. Sektöre yeni başlayan girişimci adaylarına mesajın ne olur? Girmeyin. Süreç başlangıçta çok yıpratıcı, çok gerçekten
hani psikolojisi yönetilmesi zor bir süreç gibi gözüküyor. Ama pes etmesinler diyebileceğim en önemli şey bu aslında. Pes etmemek. Sonunda mutlaka meyvelerini yiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yeter ya.